Evet, ben sevgili çocuklarımıza da hoş geldiniz diyorum. Böyle güzel, anlamlı bir programda inanıyorum ki bütün çocuklarımız gerçekten bu işin bilincinde olarak bu etkinliğe katılıyorlar. Sizler, sevgili çocuklar, hem çevreyi kirletmeyen hem çevreye sahip çıkan çağdaşlılar olarak çevrenizde de öncelikle ailenizde bu bilincin daha yaygınlaşması adına, çevrenizde de bu bilincin daha yaygınlaşması adına lütfen olumlu adımlarınızı atın. Zaten bunu yaptığınızı biliyorum. Yani elinizde küçücük bir çevreyi kirletecek bir malzeme dahi olsa onu kesinlikle zaten okulumuzun temizliğinde göstermiş olduğunuz titizlikten de biz bunu biliyoruz. Ama önemli olan nasıl durgun bir suya bir taş atarsınız, böyle güzel güzel halkalar oluşturarak çok güzel bir görüntü oluşturur. Aynı sizler çevrenizde birer gönüllü çevre koruyucu olarak bunu yaymanızı istiyorum ben. İnşallah bu ara tatilden sonra, Şubat tatilinden sonra bu sağlıkla ilgili tüm dünya insanlarını etkileyen bu hastalık da bir an önce gider. Sizlerle tekrar okulumuzda cıvıl cıvıl sizlerin sesleriyle, sizlerin koşturmasıyla yine yüz yüze geliriz. Bunu da özlemle bekliyoruz. Hepinize sevgiler sunuyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Evet çocuklar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Suyun önemi ve su tasarrufu konulu seminerimize. Seminerin oldukça önemi büyük bizim için. Çünkü suyun yaşamımızda çok çok önemli, büyük bir rolü var. Yaşanan iklim değişiklikleri ve insanların bilinçsiz su kullanımı suyu oldukça azalttı. Son günlerde İstanbul'un suyunun da hiç kalmadığı söyleniyor. Aslında bu seminer tam da bize isabet oldu. Nadir hocamız da bizi kırmadı. Şimdi sözü Nadir hocamıza bırakıyorum. Seminere başlaması için. Evet, sevgili öğrenciler, sizler de hoş geldiniz seminerimize. Bugün sizlerle su konusunda biraz başlangıçta okulumuzun yürütmüş olduğu ekookullar projesi hakkında biraz bilgi verdikten sonra suyun önemi ve su tasarrufu konusunda neler yapacağımızla ilişkin biraz sunum yapacağım. Ama sunum sırasında sizlerin de çok yönlü düşünmenizi istiyorum. Belki sonunda birazcık da beyin fırtınası yapmamız da çok faydalı olacak. Sizlerin de değerli bilgileri bizim için de önemli. Neler yapabiliriz? Ortada bir sorun var. Sorunun yaratmış olduğu bir takım olumsuz sonuçlar var. Çözüm önerileri noktasında sizlerin de fikir beyan etmeniz çok önemli. Sizlerin katacağı değerli fikirler bu sunumu dikkatli dinlemenizle de biraz ilgili. Çünkü bir takım veriler var sunumun içerisinde. Önemli dikkat çektiğimiz, altını kalın çizgilerle çizdiğimiz önemli bir takım veriler var. Bunlardan sonra hep beraber aslında öğretmenlerimiz sizlerle bir sonunda da bir beyin fırtınası gerçekleştireceğiz. Ben sunum için bana bir sunumu için bir izin verdiniz mi Sonay Hanım? Evet hocam, açabilirsiniz. Tamam.
Efendim Umut. Öğretmenim, bir şey sorabilir miyim? Hani bu seminere başlamadan önce, yani seminerden ortasında falan sorarım diye düşünüyordum ama içimde bırakamadım. Bunu aslında işte semineri yapacak kişiye sormak istiyorum. Ben bir keresinde TRT haberi izlerken bir tane haber duymuştum. Umut, bir şey söyleyeceğim. Nadir Hoca şu an sunumunu paylaşıyor ya. Seni dinleyemiyor sanırım. Şimdi Biraz açıkla. beklersen kendisine sor. Olur mu? Ona soruyorsun herhalde. Evet. Tamam. O zaman biraz bekle. O söz hakkı verdiğinde sorarsın. Tamam. Nadir Hocam, sıkıntı olduysa ben de paylaşabilirim. Sunumunuzu bana gönderebilirsiniz. Açıyorum dönelim bir saniye. Tamam hocam. Geldi mi görüntü? Hayır. Biraz yavaş da bilgisayarda biraz belki. De ekran paylaşımı da gitti. Tamam, şu an geldi herhalde. Şu an gelecek. Evet, gelmeye başladı. Evet, Evet. geldi hocam. Geldi. Şu an geri gitti. Geldi mi şu anda? Görüntü var mı? Hayır. Hayır, gitti. Şu an tekrardan paylaşıyor. Evet, geldi hocam. Evet, buradan devam edelim isterseniz. Böyle şey açayım. Evet, sevgili öğrenciler, öncelikler olarak okulumuzun yürütmüş olduğu Eko Okullar programı ile başlayalım istiyorum ben. Eko Okullar programı uluslararası bir çevre eğitim programı olarak yürütülüyor. Uluslararası organizasyonu Fİ, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı, Türkiye'de de Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülen bir uluslararası bir program. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, TÜRÇEV'in Mavi Bayrak, Okullar, Bunlar da Orman ve Yeşil Anahtar programları var. Biz bunlardan Eko Okullar programını 1995 yılından bu yana Türkiye'de yürütülen bir program. Hedef kitlemiz ilkokul, ortaokul, okul öncesi öğrencilerimize sürdürülebilir bir çevre için uygulanan uluslararası bir çevre eğitim programı olarak yürütülüyor. Geçtiğimiz yıl verileriyle 67 ülkede 2700 okulda 19 milyon öğrenci ve 2 milyon öğretmenle yürütülen bir program. Türkiye'de halen kayıtlı 1195 Eko okulumuz mevcut. Bunlardan 859'unda yeşil bayrak, uluslararası yeşil bayrak etiketi olan ödül bayrağı dalgalanmaktadır. Eskişehir'de de şu anda halihazırda 42 tane Eko okulumuz var, kayıtlı Eko okulumuz. Bunlardan 33 tanesinde yeşil bayrak ödülü dalgalanıyor. Bu yeşil dalgalanmalarımızdan biri de şu anda Çağdaş Okulları. Çağdaş Okulları'nın yanılıyorsam yeşil bayrak yenileme sürecindeyiz. Değil mi Sonay? Efendim. Evet. Bu şekilde bu program hakkında bilgi verdikten sonra programın işte kayıt olma sürecini okulumuz yürüttü. Programın yürütme aşamasında Eko Okul Komitesi kuruldu. Çevre incelemesi, eylem planı, gözden değerlendirme, müfredat çalışmaları da şu anda aslında yaptığımız bu programda sunumda müfredat çalışmalarından biri bir yerde çevre eğitimi.
bilgilendirme, katılım ve eko ilke ile birlikte ödül için başvuru ve ödül yenileme. Sizin okulunuz ikinci defa Uluslararası Yeşil Bayrak ödülünü almaya aday bir okul. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Okulumuzdan koordinatör öğretmenimiz Sonay Hanım, Esen öğretmenim bu doğrultuda güzel çalışmalarını yapıyorlar. Tabii güncel olarak okulumuzun yürütmüş olduğu ekoklar projesinde su konumuz, suyun önemi, su tasarruf konusunda neler yapılabilir? Bu bizim için gerçekten günümüzde hayati önem taşıyan bir şeydir. Çünkü buradaki slaytımızın da gördüğünüz gibi su hayattır. Su olmadan hiçbir şey yapmamız mümkün değil aslında. Yani bütün canlılarda, insanlarda olduğu gibi diğer canlılarda, bitkilerde su olmadan hayat olmuyor. Dolayısıyla vazgeçilmezimiz sudur. Bu doğrultuda aslında bugünkü eğitimden buradan bir takım sonuçlar çıkartmamız gerekiyor. Dersler çıkartmamız gerekiyor ve sonunda da beraber aslında bir takım şeylere karar vermemiz gerekiyor. Çünkü tüm ve davranışlarımız belki de en önemlisi davranışa dönüşmemiş, düşüncelermiş gibi bir anlam kazanmıyor. Dünyamızda şöyle baktığımız zaman aslında bir dünyamız var. Ve aslında şu anda bütün gezegenler içerisinde yaşamın olduğu dünyamızın kıymetini bilmemiz bu sene 22 Ağustos, yani geçtiğimiz yıl 22 Ağustos'ta Dünya Dini Aşım Günü diye bir günümüz var. Nedir bu? Dünyanın aslında bize bir yıl içerisinde sunduğu bütün imkanlar, işte su, ormanlar, yeraltı, yerüstü kaynaklarının hepsi bir yıl için sunuyor bize. Ancak limit aşma gününü biz bu sene, geçtiğimiz yıl 8. ayda, yani 22 Ağustos'ta tüketmişiz. Yani bir dünyamız var, bunu 8 ayda tüketiyoruz. Bu nedir? Bu ne anlama geliyor? Biz aslında bir dünyamız var gibi değil de 1.6 dünya varmış gibi, gezegenimiz varmış gibi tüketmişiz. Yani gelecekten bir şeyler tüketmeye başlamışız. Bu ciddi anlamda bir sorundur. Yani bunun üzerinde düşünüp durmamız gerekiyor. Yani neden bize bir dünya imkanı sunulmuş da biz bunu 1.5 dünya, 1.6 dünya varmış gibi tüketiyoruz. Çeşitli kaynaklarda işte 1.7 dünya varmış gibi tüketiyoruz. Ancak dünya üzerinde öyle ülkeler var ki tüketimleri çok daha fazla dünya varmış gibi tüketimlerle gerçekleştiriyorlar. Şöyle bakalım. Mesela Avustralya bir kıta, kıta ülkesi. Aslında çok da büyük kalabalık bir nüfusu var. Nüfusu yok. Ancak Avustralya 5.2 dünya varmış gibi tüketiyor. Yani bu inanılmaz bir tüketim. 5.2. Yani bir tane dünya sunuluyor. 5.2 dünya varmış gibi çok büyük bir tüketim çılgınlığı görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri 5 dünya varmış gibi. Güney Kore, siz de görüyorsunuz verileri. Aşağıya doğru Rusya 3.2'ler, Almanya 3.2, İsveç. Aşağı doğru iniyor İspanya 2.4, Çin. Dünyanın en kalabalık ülkesi. Bu da çok aslında şey bir olay. Büyük bir nüfus var. 2.1 dünya varmış gibi tüketiyor. Dünyanın bütün o kaynaklarının nimetlerini. Bu da çok önemli bir sorun. Türkiye'ye geliyoruz. Türkiye'de 1.9 dünya varmış gibi tüketiyor. Hindistan, Çin'den sonra dünyanın ikinci büyük nüfusuna sahip ülkesi. Ancak baktığımız zaman o da 0.6 dünya varmış. Yani demek ki oradaki ekonomik bir takım koşullardan, ekonomik imkansızlıklardan tüketimleri bir şekilde yarım dünya varmış gibi tüketiyor. O da birazcık ülkenin fakirlikten kaynaklanan bir şey diyebiliriz. Bu iyi midir? Yani bir noktasına bakarsanız iyidir ama öbür tarafta baktığımız zaman çok çok farklı tüketim yapan ülkeler var. Ama dünya ortalaması 1.7. İşte biraz önceki şeyde 1.6, 1.7 gibi tüketim. Çok ciddi bir sorun. Nadir Hocam, biraz sesiniz azaldı ama duymakta güçlük çekiyoruz sizi. Şu an geliyor mu? Evet, şu an daha iyi hocam. Tamam. Şimdi şöyle, dünyanın 3/2 sularla kaplı. Yani 4/3 sularla kaplı.
Aslında buna baktığımız zaman diyoruz ki biz bir su kütlesinin üzerinde yaşıyormuşuz gibi düşünebiliriz ama var olan su kaynaklarımızın %97'si, yani dünya üzerindeki suların %97'si tuzlu su. Yani denizlerde, okyanuslarda olan sular. Bu suların içerisinden ancak %3'ü tatlı su kaynağı. Bütün dünyayı kaplayan suların toplamının %3'ü tatlı su kaynağı. Tatlı su kaynaklarının da ancak biz %1'i içilebilir bir su kaynağı. Dolayısıyla insanlara, bütün dünyadaki nüfusa bölündüğünde her yıl azalan bir tatlı su kaynağıyla karşı karşıyayız. Bu da çok ciddi bir sorun. Şöyle. Buradan hemen bir şeye geçeyim ben slayta. Şimdi acaba dünyamızı biz su gelecektir, akıp giden geleceğimizi bizler elimizde tutup onu korumamız gerekiyor, o kaynaklarımızı. Acaba burada nasıl bir sorun var? Hep beraber bunu sorgulamamız gerekiyor. Biraz da yoğunluk çok olduğu için açılması biraz şey olabilir. Evet. Açılıncaya kadar Sonay Hocam sizle ben şöyle şey yapayım. Öğrencilerimiz de herhalde bunlar müfredat içerisinde de olan konular değil mi? Yani şey olarak. Evet hocam. Bir öğrencimiz de size bir şey sormak istiyordu. İzin verirseniz bu Tabii, arada tabii. sorsun. Umut sorabilirsin. Nadir öğretmenim ben soracaktım. Tabii. Nadir öğretmenim ben aklıma şey takıldı. Bir keresinde bir hafta önce aynen bir hafta önce ben TRT Haber'de annemle birlikte yemek yerken haberleri dinliyorduk. Bir tane haber kulağıma takıldı. Haberde işte bu İstanbul'un suyun bitmesi ve suyun nasıl daha iyi kullanılması ile ilgili böyle bir tane minik bir haber vardı. Orada böyle işte bir tane biri çıkmıştı. Adını hatırlamıyorum ama işte sularla ilgileniyordu. Yani uzmanlık alanı işi oydu. O şey demişti. Yani biz sularımızın yani neredeyse Suyunuzdan daha önce bir dinozor içmiş olabilir mi? Evet, Allah. yanlış duymadınız. Çok susadığınız bir anda içmek istediğiniz bir bardak su daha önce bir dinozorun midesinden geçmiş olabilir. Bu bilgi size şaşırtıcı gelebilir ancak günlük hayatımızda her gün içtiğimiz su inanılmaz bir yolculuk sonrası bizlere ulaşıyor. Biz bu yolculuğa bilimsel olarak su döngüsü ya da hidrolojik döngü diyoruz. Bu döngüyü tam olarak incelediğimizde suyun canlılar için neden önemli? Devam edebilir miyim Nadir Emre? Ona gelmedi mi sunum? Gelmedi hocam bize. Gözükmedi. Buradan açınca çıkan şeyi yeniden paylaşmanız lazım. Buradan biz sadece slide görüyoruz.
Suyunuzdan daha önce bir dinozor içmiş olabilir mi? Evet, yanlış duymadınız. Çok susadığınız bir anda içmek istediğiniz bir bardak su daha önce bir dinozorun midesinden geçmiş olabilir. Bu bilgi size şaşırtıcı gelebilir. Ancak günlük hayatımızda her gün içtiğimiz su inanılmaz bir yolculuk sonrası bizlere ulaşıyor. Bize gelmedi. Videoyu New Şehir'den tekrar paylaşırsanız gelebilir hocam. Devam edebilir miyim öğretmenim? Umut biraz bekle bence. Biraz bir saniye. Tamam. Şeyi paylaşalım diyor. Şunu paylaşalım. Neşe hocam burada mısın? Buradayım hocam. Neşe hocam da yardımcı olur olmazsa ama hani Nadir Hoca ile iletişime geçebilirse. Tamam. Nevşehir yaparsanız hocam tekrardan açılınca videoyu siz tekrar paylaşım yapıp videoyu seçeceksiniz. Sonra hocam isterseniz siz Nadir Hoca'nın numarasını bana atın. Tamam. Ekran paylaşımı olmadığı için göremiyoruz. Evet. Geldi hocam. Evet. Önce bir dinozor içmiş olabilir mi? Evet, yanlış duymadınız. Çok susadığınız bir anda içmek istediğiniz bir bardak su daha önce bir dinozorun midesinden geçmiş olabilir. Bu bilgi size şaşırtıcı gelebilir. Ancak günlük hayatımızda her gün içtiğimiz su inanılmaz bir yolculuk sonrası bizlere ulaşıyor. Biz bu yolculuğa bilimsel olarak su döngüsü ya da hidrolojik döngü diyoruz. Bu döngüyü tam olarak incelediğimizde suyun canlılar için neden önemli olduğunu ve neden koruması gerektiğini daha iyi anlamış olacağız. Su dünyamızı diğer gezegenlerden farklı kılan ve canlılığın olmazsa olmazı. Hepimizin kimya dersinden hatırladığı 2 hidrojen ve 1 oksijen atomundan oluşan su belki de kimyasal formülü en fazla bilinen bileşik. Dünyamızın %71'i sularla kaplı. Tüm suların yaklaşık %97'si denizlerde ve okyanuslarda bulunuyor. Ancak bu sular yüksek oranda tuz içerdiği için canlıların kullanabileceği özellikte değil. Canlıların kullanabileceği ve tatlı su olarak adlandırılan sular ise buzullarda, yeraltı kaynaklarında, nehir, göl, toprak ve bulutlarda bulunuyor. Her ne kadar tatlı sular mevcut suların çok
çok az bir kısmını oluştursa da bu sular dünya nüfusuna eşit olarak bölünebilseydi susuzluk diye bir problem olmayacağı gibi bir insanın payına düşen su onun yaklaşık 300 yıl yaşamasına yetebilirdi. Ancak yine de bu hesabın doğru olmadığını bildiren bir sistem var. O da su döngüsü. Dünya ilk oluştuğu zamandan beri var olan sular milyonlarca yıl sonrasına günümüze kadar gelmiştir. Bu nedenle su kaynakları deyip 300 yıl sonsuza kadar bize yetebilir. Ancak bu noktada karşımıza çıkan problem suyun yanlış kullanımı ve kirletilmesi sonucu temiz suya ulaşabilirliğin gün geçtikçe zorlaşmasıdır. Peki su milyonlarca yıl öncesinden günümüze kadar nasıl geldi? Bu sorunun cevabı su döngüsünde saklı. Su döngüsü suyun yeryüzündeki kaynaklardan buharlaşarak yükselmesiyle başlayan ve tekrar yeryüzüne yağış olarak dönmesiyle son bulan bir süreç. Bu süreçte su buharı atmosferde bir araya gelerek bulutları oluşturur. Bulutlar çeşitli hava akımlarıyla yer değiştirerek daha soğuk hava tabakası ile karşılaşır ve bunun sonucunda su yoğunlaşarak yeryüzüne kar, yağmur ve dolu gibi çeşitli yağış biçimlerinde geri döner. Su döngüsü başlangıcı ya da sonu olan bir süreç değildir. Bu sonsuz bir döngüdür. Ayrıca su buharı bulutlara ulaştığı anda temizlenerek yeryüzüne geri döner. Bizler temizlenen bu suyu her seferinde dikkatsizce ve acımasızca kirleterek yeniden döngüye sokarız. Ancak dünyamız dinozorların yaşadığı milyonlarca yıl önceki hali kadar doğal, genç ve güçlü değil. Dünya her gün pek çok çevre sorunu ile savaşıyor ve doğal kaynaklarını bilinçsizce kullanan pek çok insana ev sahipliği yapıyor. Tüm bu sorunlar su döngüsünün görevini yerine getirmesinde bir sürü engelle karşılaşmasına hatta kesintiye uğramasına neden oluyor. Aslında dünyadaki su sürekli hareket halindedir. Fakat gerçekte asla yok olmaz. Tatlı su kaynaklarının birçoğu buzullarda bulunsa da bu sular donmuş olduğundan canlılar tarafından kolayca kullanılamaz. Bu nedenle yeraltı kaynaklarındaki su canlılar için en önemli tatlı su kaynaklarından birisidir. Yine ağaçlar da bu suyu yer altından çekip yeryüzüne çıkaran doğal sondaj aletleridir ve bu işlemi tamamen doğal süreçlerle yerine getirirler. Ağaçların yok edilmesi, suların doğrudan kirletilmesi ise suyun temizlenmesini yavaşlatacağı gibi su döngüsünü de kesintiye uğratır. Bu noktada suyu korumak, kirletmemek ve herkesi bu konuda bilinçli olmaya davet etmek hepimizin temel görevi. Peki ülkemiz ne durumda? Türkiye'nin 98 milyar metreküp yer üstü, 14 milyar metreküp yer altı olmak üzere toplam 112 milyar metreküp kullanabilir su kaynağı bulunuyor. Kişi başına düşen yıllık su miktarı ise 1400 metreküp. Su varlığı kriterlerine göre yılda kişi başına kullanabilir su miktarı 1000 metreküpten daha az olan ülkeler su fakiri, 1000 metreküp ile 2000 metreküp arasında olan ülkeler su azlığı çeken, 2000 metreküpün üzerinde olan ülkeler ise su zengin ülkeler olarak kabul ediliyor. Bu kriterler dikkate alındığında Türkiye su fakiri olma yolunda ilerliyor. Dünya ortalamasına yakın olan Türkiye'de suyun %73'ü tarımda, %16'sı konut ve yaşam alanlarında, %11'i de sanayide kullanılıyor. Maalesef tarımsal sulamanın %75'i vahşi sulamayla yapılıyor. Vahşi sulama yöntemi suyun tarla boyunca arazi üzerinde rastgele yayılarak sulanmasına dayanmakta. Son yıllarda verilen desteklere ve gösterilen çabalara rağmen damla sulama oranı %5, yağmurlama sulama oranı ise %20 seviyesinde. Dolayısıyla tarımdaki suyu maalesef verimli bir şekilde kullanamıyoruz. Bir diğer olumsuz durum ise iklim değişikliğinin tarımsal üretimi ve su kaynaklarını olumsuz etkilemesi. Peki ne yapabiliriz? Gelecekte suyun verimli kullanılması bugünden çok daha önemli olacak. İşler azalacağı için su kaynaklarına ihtiyaç artacak. Akıllı ve modern sulama teknikleriyle tarımsal sulama yeni bir boyut kazanacak. Bu kriterleri göze alarak sulamadaki asıl amaç toprağı değil bitkiyi sulamak olmalı. Bu nedenle vahşi sulama yerine su tasarrufunu ve verimliliği artıran damla sulama yaygınlaştırılmalı ve kullanılmalıdır. Yine bütün tarımsal ürünlerin su ayak izi çıkarılmalı ve gıda üretimi için ne kadar suyun gerekli olduğu hesaplanarak buna göre üretim gerçekleştirilmelidir. Sonuç olarak ülkemiz sanıldığı gibi su zengini değil. Fakat bizler henüz bunun farkında değiliz. Öğretmenim. Nadir öğretmenim. Evet, soruda kalmıştık. Efendim? Ömer Hocam, öğrenci bir soru soruyordu.
Orada kalmıştı en azından orada. Ana hocam mikrofonunu açabilirsen. Ha, sorsun mu? Devam etsin mi? Yoksa tabii, sorular tabii. Bölümünüzde mi sorsun? Yok yani aklında kalmasın. O soruyu alalım. Onu, evet. O zaman seni dinleyelim. Haber izliyordunuz en son. Orada birini görmüştün. Ha, aynen. Orada işte su uzmanı biri vardı. İşte bu da deminki açtığınız videoda gibi şu tarımın %73'üne giden sudan bahsediyordu. Ve onun yanında da şey demişti yani biz ne kadar uğraşırsak uğraşalım evdeki su tasarrufuyla hiçbir şey yapamayız demişti. O su uzmanı kişi. Yani ben de bunu söylemek istemiştim yani. Evet Umut aslında hani, sana çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir noktaya değindin. Tabii ki evlerimizde kullandığımız su tasarrufu da önemli. Yani oradaki ayrı bir alan tarım. Ancak evlerimizde bizim önemli. Çünkü biz hiçbir şey yapamayız diye bir şey yok. Orada mutlaka yapacağımız şeyler var. Ama değindiğin yer çok önemli. Tarım sulamada en fazla suyun kullanıldığı alan. Dolayısıyla işte orada bugün belki beyin fırtınasını birazcık sizden farklı fikirleri orada görmemizde fayda var. Yani bunun şeyleri var, uygulaması var. Sonuçta yapılan şeyler belli. Dolayısıyla birazcık oraya kafa yormamızda fayda var diye düşünüyorum bugün. Şöyle sunuma devam edelim. Gezegenimizdeki su miktarı, su döngüsü. Aslında sonsuz bir su döngüsü var. Yani bu milyonlarca yıldan beri devam eden bir süreç. Fakat suyun acaba ne kadarı işte sunumda da videoda da vardı. Okyanuslar ve denizlerdeki tuzlu suyun %97'sini oluşturdu. %3'ün tatlısı oldu bir noktada. İşte akarsu ve göllerimiz hızla durmakta. Tatlı sularımız hızla kirletilmekte ya da tasarruflu bir su kullanma alışkanlığımızı dünya olarak biz insanlar da unutmaya başlamamızdan bu yana ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Bunu düşünmemiz, bunun üzerinde yoğunlaşmamız gerekiyor. Dün bir başka okulla öğrencimizin biri şöyle bir soru sordu orada. Dedi ki, öğretmenim, madem dünyanın işte 4/3 su sularla kaplı, deniz sularda bu kadar çok, neden biz deniz suyunu kullanıyoruz? Burada deniz suyu tuzlu olduğu için canlılar için kullanıma elverişli değil. Yani tuzlu suyu insanlar da içemez. Tuzlu suyu bir bitkiye verdiğiniz zaman o da ciddi zararlar görür. Bunun peki damıtılması mümkün mü? Yani tuzluluk oranının düşürülmesi, tuzdan arıtılması mümkün mü? Var tabii bu tip çalışmalar. Ancak orada da şöyle bir sorun var. Maliyeti çok yüksek. Dolayısıyla bugünkü dünyadaki geldiği teknolojiyle böyle bir şey yapmak çok büyük bir maliyet olduğu için bu maliyete şu an için katlanılmıyor. Belki bu noktada çok yoğunlaşılması gereken bir alan burada. İşte milyarlarca yıldır devam eden su döngüsünde işte bildiğimiz su havzalarındaki, denizlerdeki, göllerdeki sular buharlaşma yoluyla yukarıya çıkıyor. Orada yoğuşma oluşuyor ve yoğuşma sonucunda da bize kar, yağmur, dolu gibi sistemlerle geri dönüyor. Ve biz aslında şu sıralar mesela küresel ısınma ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle maalesef mevsimleri de tam zamanda yaşayamıyoruz. Mesela ormanlarımızı hızla yok ettik. Yani işte yağmur ormanlarının olduğu bölgede yağmurların çok yağmasının sebebi işte aslında o ormanlardandır. Ülkemizi birazcık incelediğimiz zaman mesela bir İç Anadolu'daki yağış rejimiyle, yağış miktarıyla Karadeniz'deki yağış miktarı birbirinin aynı değildir. Dolayısıyla oradaki orman alanlarının yoğunluğu, hava akımlarının yoğunluğu da buna etki ediyor. Dolayısıyla su döngüsü ve diğer de biz yeryüzündeki suları görüyoruz ama bir de yer altında su rezervleri de var. Yeraltı su kaynakları. Aslında bunlar da yine yanlış tarım
sulama yöntemleriyle yeraltı suları da hızla azalma gibi bir tehlikeyle karşı karşıya. Şimdi sorun nedir? Sorunu önce tespit etmemiz gerekiyor. Yani evsel ve fabrika atıklarıyla, tarımsal ilaçlarla, akarsu, göller, barajlar ve yeraltı sularını biz kirletiyoruz. Yine insan eliyle yapıyoruz bunu. Tarımda sulama, sulama olarak bilinen, yani tarımda vahşi sulama dediğimiz, yani salma sulama yöntemi büyük oranda kullanılıyor şu anda. Biraz önce Umut'un bahsettiği de buydu aslında. Dolayısıyla yeraltı su rezervlerimizi bilinçsiz kullanıyoruz ve hızla azaltıyoruz. Evlerde, iş yerlerde su tasarrufuna önem vermiyoruz. Ekolojik ayak izimizi ve bağlantılı olarak da karbon ve su ayak izimizin de olumsuz noktada olması. Şimdi karşımıza üç tane kavram geldi. Ekolojik ayak izi, karbon ayak izi ve su ayak izi. Nedir bunlar? Yani insanlar, böyle bakalım. Şimdi ekolojik ayak izi dediğimiz zaman insanların hayatta kalabilmek için yemek, barınma, ısınma gibi bazı temel ihtiyaçları var. Gezegenimiz bu ihtiyaçları karşılar. Hani bir ay önce demiştik ya, dünya bize bir yılda işte imkanlar sunuyor. Peki biz ne kadarını tüketiyoruz? Bu sorunun cevabı işte aslında ekolojik ayak izimiz. Yani dünyayı 5.2 dünya varmış gibi, 5 milyar dünya varmış gibi tüketen ülkelerin, o ülkede yaşayan insanların ekolojik ayak izleri olumsuz, çok fazla tüketim anlamına geliyor bu. Dolayısıyla bunu sorgulamamız gerekiyor. Yani mesela basit anlamda okuluna işte toplu taşıma aracıyla gelen, okuluna işte servisle gelen bir öğrencinin ekolojik ayak iziyle özel araçla gelen, yani ailesi tarafından bırakılan ya da işine özel aracıyla gidip gelen bir kişinin ekolojik ayak izi aynı değil. Ya da evinde tasarruflu lamba kullanmayan bir ailenin ekolojik ayak izi farklı. Yani tüketim alışkanlıklarımız devreye giriyor. Ne kadar çok çılgınca bir tüketimimiz varsa o kadar ekolojik ayak izimiz olumsuzdur, problemlidir demek. Yani bir ülke işte mesela uçak, eğer ki uçakla dünyanın bir ucundan ülkenize gelen bir takım yiyecekler, gıdalar ya da kıyafetler ülkeniz tarafından, yani mesela diyelim ki bir ülkenin ithalatı çok fazlaysa dışarıdan bir ürün geliyor anlamına geliyor. Bu da ekolojik ayak izi de olumsuz olduğu anlamı taşıyor. Peki ekoloji nedir o zaman? Ekoloji doğada yaşayan canlıların birbirleriyle ve yaşanılan çevreyle ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Yani ekoloji doğada yaşayan canlıların, yani bizlerin, hayvanların veya diğer bitkiler, canlılar çevreyle ilişkilerini inceleyen bilim dalı. Peki ekolojinin temelleri nedir? Temel ilkeleri de olması gerekiyor. Karşımızda bu çıkıyor. Yani ekoloji dediğimiz zaman aslında dünyadaki bütün o hareketler, insanların bütün de davranışları şurada yoğunlaşıyor. Her şey birbirine bağlıdır. Yani bizim gıda tüketimimiz, örneğin sebzeler, meyveler, su, bir şeye bağlıyız biz. Yani toprağa bağlıyız, suya bağlıyız. Oradan gelecek bir takım gıda ihtiyaçlarımız, işte bir süt ihtiyacımız varsa bir hayvana ihtiyacımız var. Onun toprağa, ortağa, yeme ihtiyacı var. Yani her şey birbirine bağlı. Her şey bir yere gider. Yani sizin tükettiğiniz mesela musluğunuzu açık bıraktığınız zaman işte ya da şöyle söyleyeyim. Mesela diyelim ki lavaboya döktüğünüz bir evsel atık sıvı ya atar suya gider oradan. Oradan denizlere gider, göllere gider. Yani aslında işte ne kadar çok araç kullanıyorsanız o kadar çok doğaya, gökyüzüne karbon salınımı yapıyorsunuz. Zararlı gaz salınımı yapıyorsunuz anlamına geliyor. Dolayısıyla hiçbir şey sonsuz değildir. Yani su kaynaklarımız tükenecek, orman kaynaklarımız tükenebilir, topraklarımız tükenebilir. Yani dünyanın bize verdiği imkanlar tükenir imkanlar. Bizim bunlara bağlı olduğumuz imkanlar. Dolayısıyla burada da birazcık dikkatli olmamız gerekiyor. Ve sonuçta doğa en iyisini bilir. Yani biz doğaya müdahale ettiğimiz sürece orada bir takım sorunlar yaratıyoruz. Yani işte bugün belki
Pandemi de bunlardan bir tanesi aslında. Doğaya müdahalemiz, oradaki bir takım ekolojik dengeleri bozmamız birçok salgın hastalıkların da yayılmasına sebep olabiliyor. Dolayısıyla mesela bir Afrika'ya gittiğiniz zaman oradaki yaşayan insanların temiz suya ulaşamaması sonucunda bir sürü salgın hastalıklar yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla doğa en iyisi de bilir. Doğayı kendi haline bıraktığı zaman o kendini temizlemesini de biliyor. Kendi kendini yenilemesini de biliyor. Ama biz insanlar acımasız davrandığımız zaman da doğa bizim karşımıza şöyle şeylerle çıkıyor. Yani mesela bir fırtınalarla çıkıyor. Hiçbir şey durup dururken olmuyor. Mesela bir Amerika'da olsun, bir okyanus ülkelerinde olsun fırtınalar, kasırgalar artık eskisi gibi de değil. Çok yıkıcı olmaya gerçekleştiriyor. Ya da mevsimleri istediğimiz gibi yaşayamıyoruz. Yani mesela bugün işte su sorunu yaşıyor. Kar zamanında yağmıyor. Dolayısıyla bunlar hep bizim karşımıza olumsuz sonuçlar olarak çıkıyor. Peki karbon ayak izimiz nedir? Karbon ayak izi. Bunu şöyle basitçe şöyle anlatabiliriz çocuklar. Atmosfere saldığımız işte bir fosil yakıtlar, işte araçlardan çıkan, fabrikalardan çıkan, evsel kullandığımız yakıtlardan çıkan gazlar doğaya salınıyor. Ama bir de şey var, sonuçta biz diyelim ki elektrik tüketimimiz de bununla ilgili bir şey. Biz elektrik konusunda ne kadar sarılık yapıyorsak, ne kadar dikkat etsek karbon ayak izinin daha fazla olmasına sebep oluyor. Yani mesela bir aile kendine gelen elektrik faturasıyla bunu ölçebilir. Yani elektrik faturam benim ne kadar düşük geliyorsa o kadar o evde bir şeyler doğru yapılıyor anlamına geliyor. İşte tüketim olsun, evdeki elektrik lambalarının özellikleri olsun, kullanılan elektronik cihazlar olsun ya da onları nasıl kullanıyoruz, açık bırakıyor muyuz gibi bir şeyler var. Yani taşımacılık bunda etkili. Karbon ayak izi bizim birim karbondioksit cinsinden ölçülen üretilen sera gazı. Yani zararlı gazlar, atmosfere saldığımız karbondioksit, karbonmonoksit gibi zararlı gazların çevreye verdiği zararın ölçüsüdür bu. Yani mesela okula bisikletle gelen bir öğrencinin karbon ayak izi ona göre daha iyidir. Ya da yürümeyi daha çok seven, yürüyerek bir takım alışverişlerini gerçekleştiren kişiler karbon ayak izi noktasında şeydir, geri dönüşüme önem veriyor muyuz? Mesela işte kağıtları, metalleri, plastikleri, camları biz geri dönüştürüyorsak o kadar karbon ayak izi biz olumludur. Müsbet bir adım atıyoruz anlamına geliyor. Ama bunları yapmadığımız takdirde sorun. Peki su ayak izi nedir? Su ayak izi ise kullandığımız her bir mal ve hizmeti üretmek için kullanılan su miktarını ölçmektir. Yani buradaki sadece bizim içmek için kendi kişisel ihtiyaçlarımızı karşıladığımız su miktarı değil. Her şey, yani önümüze gelen bir bardak kahvenin, bir çayın, bir şişe sütün üretiminde kullanılan sudur. Burada da su ayak izini bileşenler olarak şöyle ayırmışız. Yeşil su ayak izi yağmur suyu, tarımda kullanılan, üretim haklarında ve evsel amaçlı kullanılan sular ve bu kapsamda yeşil su kapsamındadır. Mavi su ayak izimiz de bilim alana düşen yağış miktarının yeraltı sularına geçmediği ve yeryüzündeki kaldığı ve veya bitkiler tarafından kullanıldığı durumlarda ortaya çıkmaktadır. Yüzey ve yüzey suyları olarak diyebiliriz mal sular. Bir de gri su ayak izimiz var. Kirli suyu temizlemek için gerekli tatlı su kaynağı. Yani biz bir yandan akarsularımızı, göllerimizi, denizlerimizi kirletirken onun kendini yenilemesi için lazım olan bir tatlı su kaynağı. Dolayısıyla o da her geçen gün o alanda da sıkıntılarla, problemlerle karşılaştığımızı görüyoruz. Dolayısıyla karbon ayak izimizin, ekolojik ayak izimizin, su ayak izimizin doğru ilerlemesi gerekiyor. Bu da tüketim alışkanlıklarımızla, yaşamımızda verdiğimiz bir takım kararlarla ilgilidir. Yani mesela bir örnek veriyorsam ben Ahmet Sezer'de öğretmenlik yaparken okulumda genellikle ben sabahları çok erken olduğu için tramvayı kullanmış bir insanım. Dönerken de yürümeyi tercih ediyordu. Dolayısıyla benim karbon ayak izim
ekolojik ayak izin bu anlamda doğru oluyor. Yani ya da oturduğum binadaki benim evime gelen elektrik faturasının düşük olması diğer tutularıma göre benim karbon ayak iziminde o noktada doğru olmamı geliyor. Birazcık da yani tutularımızla davranışlarımızın örtüşmesi gerekiyor. Yani bunları yaptığımız takdirde doğru adımlar atmış olacağız. Türkiye'de durum ne? Ona bir bakalım arkadaşlar. Türkiye'nin 98 milyar metreküp yer üstü, 14 milyar metreküp yeraltı suyu olmak üzere toplam 112 milyar metreküp kullanılabilir su kapasitesi. Türkiye'de kişi başına düşen su miktarı yıllık tüketim olarak 1400 metreküp. Dünya ölçeğinde yıllık kişi başına düşen su miktarı tüketimi 1000 metreküpün altına olan ülkelere biz su fakir ülkeler diyoruz. 1000 ile 2000 metreküp arasında olan ülkelere biz su azlığı yaşayan ülkeler diyoruz. 2000 metrenin üstünde olan ülkelere de biz su zengini sayılan ülkeler diyoruz. Peki bu durumda bizim durumumuz nedir ülke olarak? Hızla su fakiri olma yolunda ilerleyen bir ülkeyiz. Eğer biz tutumlarımızı, davranışlarımızı gözden geçirmezsek kişi başına düşen su miktarı hızla azalacaktır. Evet. Su tüketiminin %72'sinin biraz önce Umut'un orada belirttiği tüketiminin %72'si tarımda kullanılıyor. %16'sı konut ve yaşam alanlarında işte okullarda, diğer iş yerlerinde veya yaşadığımız değişik alanlarda. %11'i de sanayide kullanılıyor. O zaman bizim burada tarımda biraz bir şeyleri gözden geçirmemiz gerekiyor. Ve tabii ki konutta ve tabii ki sanayide. Sanayide birazcık sularımızı kirletmeyle ilgili sorunumuz çok fazla. Konutlarda yine tasarruf. Tarımda ama bir şeyleri çok ciddi şekilde gözden geçirmemiz gerekiyor. Peki tarımsal sulamanın %75'i yani vahşi sulama dediğimiz salma sulama. Yani su işte bahçedir, tarladır ya da işte meyve bahçeleri olabilir. Salma sulama dediğimiz vahşi sulama şeklinde kullanılıyor. %75'i. Bunlardan %5 damlama sulama. Yani bugün dünyadaki belki de en geçerli, en bilimsel sulama yöntemi damlama sulama. Ama ne yazık ki ülkemizde bunu %5 olarak görüyoruz. Yağmurlama sulama ise %20 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Peki küresel ısınma iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkisi nedir? Küresel ısınma ve iklim değişikliği tarımsal üretimi ve su kaynaklarını olumsuz yönde etkilemektedir. Yani bugün su sorunu yaşayan bir ülke tarım alanlarında sulama sorunu yaşayabiliyor. Geçenlerde mesela bir yine Antep tarafındaydı herhalde birazcık su sorunu yaşayan, yağmur sorunu yaşayan bir bölgede işte fıstık ağaçlarının kurumaya başladı. Yani çünkü nedir? Kış mevsiminde yağmur alması gerekiyor, kar yağması gerekiyor ama bunun olmadığı ve ciddi sorunların yaşandığı belki önümüzdeki yıl bu alanda ciddi sorunlar yaşayacağız. Yani tarımda, üretim kapasitesinde sorunlar yaşayacağız. Gıda sorunu belki dünya olarak yaşayacağız. Bilinçsiz su tüketimiyle yeraltı su kaynakları azalmak. Yani mesela Eskişehir'de bulunduğumuz şu ilimizde çok eskiden, bundan belki 20-30 yıl önce yüzeyde çok yakınken yüzeye, yani 5-6 metreden su çıkarken bugün bu yeraltı suyunun mesafesi 20-30 metrelere kadar düşmüş. Bu ne demektir? Yeraltı su kaynaklarımızı da biz de azaltıyoruz biz. İşte Konya Ovası'na baktığımız zaman orada zaman zaman haberlerde görüyoruz. Bir takım obrukların oluştuğunu görüyoruz. Yani yeraltı suyu azaldığı zaman onu tutan o yastık vazifesini gören su azaldığı zaman obruklar oluşuyor. Yani yer yüzü kabuğunun çökmesi şeklinde. Tarımda tarımsal sulama evsel ve sanayi kullanımı ihtiyacını karşılayan barajda yeterli yağışın olmadığı dönemlerde ciddi su sorunu oluşturmakta. Yani mesela haberlerde aslında bundan 20 yıl önce haberleri izlediğimiz normal sıradan hava durumu izlerdik. Çünkü mevsim kendi şartlar içinde doğal olarak yaşanırdı. Ama günümüzde artık biz o kadar ciddi şekilde
hava durumu izliyoruz ki ve hatta işte İstanbul'da en son geldiğimiz noktada 19.5 seviyesine gelmişti su miktarı. Şimdi İstanbul'u düşündüğünüz zaman sevgili öğrenciler, İstanbul dünya Türkiye'deki nüfus yaklaşık her 5 kişide 6 kişide birinin İstanbul'da yaşadığını düşünürsek şimdi İstanbul'da bir anda evsel kullanım için su miktarının tükendiğini bir anda düşünün. Olabilecekleri düşünün. Dolayısıyla bunu hiçbir zaman istemeyiz. Yine tarım alanında şöyle hemen birazcık da görsellerle %75'i şu üstte gördüğümüz slide'daki resimler salma sulama dediğimiz, bakın artmış oluyor. Toprağa salıyor ve onlar da hem yüzeyde kalan su buharlaşmayla kayboluyor ve aynı zamanda da aşırı sıcaklarda tuzlanma ve toprağın değerinin yitirilmesi gibi sonuçlar doğuruyor. Alttaki alt ve soldaki slide'ımızda oradaki damlama bölgesinin olduğunu görüyoruz. Ve o şekilde sulama belki bugün en önemli sulama ama ne yazık ki %5 civarında. Yandaki yağmurlama sulama sistemi de yine çok yine kullanılan ama o da %20 civarında. Biz bu %75 noktasında neler yapmamız lazım? %5'lik damlama sulama konusunda ülkemizde neler yapılabilir? Bunların üzerinde biraz yoğunlaşılabilir belki. İşte son günlerde artık o kadar ciddi durumlara ulaştı ki durum. İşte belediyelerimizin bu konularda uyarılarını görüyoruz. Evde, işte okulda, bahçede, tasarımda, yani su biterse hayat biter. Çünkü bir noktada tehlike çanları başlamış oluyor. Duşta sebze meyvelerimizi yıkarken, su kullanırken çok dikkatli olmamızla ilgili şehrimizin merkezlerinde bazı ana yollarda yürürken billboardlarda görüyoruz bu ilanları. Bu da gerçekten bize ciddi sorunların olduğunu hatırlatıyor. Şimdi bir de Birleşmiş Milletler Örgütü'nün sürdürülebilir kalkınma hedefleri denen bir ajansın 17 tane sürdürülebilir kalkınma hedefleri var. Aslında bunlar dünyadaki insanların ekolojik ayak izinin, karbon ayak izinin, işte su ayak izinin nerelerde olduğunu, neleri düzeltmemiz gerektiğini 17 başlıkta, şöyle o başlıkların çok detayına girmeden şöyle bakalım. Yoksulluğa son, yani işte açlığa son. Şimdi su ve topraklarımız, tarımsal topraklarımız yoksa, suyumuz yoksa yoksulluk da kaçınılmazdır, açlık da kaçınılmazdır. Dolayısıyla biz bu iki sorunu, iki maddeyi çözmek için kaynaklarımızı ya da dünyayı tüketimimiz, tüketme şeklimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Sağlıklı bireyler. Şimdi düşünün ki bir Afrika'da çamurlu suyu içmek zorunda olan bir çocuk sağlıklı birey olarak yetişemeyecektir. Dolayısıyla yoksul ve açlık orada onun peşini bırakmayacaktır. Bu tabii ki gelişmekte olan ülkelerde de var. Ülkemizin belki çok geri kalmış bölgelerinde de var. Yeterli sağlıklı suya ulaşamayan kişiler. Mesela nitelikli eğitim diyoruz. Yine bunlar da aslında biz eğer ki birçok kaynaklarımızı israf edip verimsizce kullanmasak belki oradaki imkanlarımızı yoksulluğa son vermek için, açlığa son vermek için, sağlıklı bireyle iletiştirmek ve nitelikli eğitim için ayırabiliriz. Ama bugün bakıyoruz dünyada inanılmaz bir israf var. Ülkemizde de bu israf böyle. Yani ülkemizdeki israfın boyutları bir yıldaki ürettiğimiz bütün değerlerimizin, bütün parasal değerlerimizin yaklaşık %30'unu israf ediyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, 1000 liralık bir değerimiz varsa bunun 300 lirasını israf eden bir kişiyiz. Dolayısıyla bunları da gözden geçirmemiz gerekiyor. Temiz su yine üzerinde duruluyor. Erişilebilir temiz enerji. Dünyanın artık şunu gözden geçirmesi gerekiyor. Bir kere fosil yakıtlı enerji kaynaklarından hızla uzaklaşılması gerekiyor ve temiz enerji kaynaklarına. Bunlar nedir? Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biyo yakıtla ilgili enerji kaynaklarına hızla yaklaşmamız gerekiyor. Bu konularda çalışmalar yapmamız gerekiyor. Siz geleceğin dünya
dünya ülkelerine, ülkemize şeklini verileceksiz çocuklarımızın, gençlerimizin bu konularda yoğunlaşması gerekiyor. Buralara kafa yorması gerekiyor. İnsana yaraşır iş ve ekonomik büyüme. Yine bunların hepsi kaynakları verimli kullanmayla ilgili. Sanayide yenilikçilik, eşitliklerin azaltılması. Yani ben burada temiz bir su içebiliyorsam Afrika'daki çocuğun da temiz su içme hakkı var. Bunu eğer ki eşit paylaşırsak, dengeli paylaşırsak oradaki çocuk da temiz su içecek. Çocuklar bakın dünyada her gün temiz suya erişemediği için, temiz su içemediği için yaklaşık 4 bin tane çocuk yaşamalıyız. Bu belki bizim ülkemizde değil ama bu dünyanın bir başka geri kalmış ülkesinde. Dolayısıyla oradaki o yaşamını bitiren çocuklar noktasında da bizim yapmamız gereken birçok şey var. Sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları. Yani mesela bir İstanbul, bugün Türkiye'deki işte her 6 kişiden 1 kişinin İstanbul'da yaşıyor olması ciddi bir sorundur arkadaşlar. Bunu da gözler geçirmemiz gerekiyor. İklim eylemi, yani biz karbon salınımını, küresel iklim değişikliği, küresel ısınma ile ilgili dünya kendine yeniden bir gözden geçirmesi gerekiyor. Bu konularda ciddi çalışmaların yapılması gerekiyor. Su kaynaklarını burada işledik. Ciddi şekilde korumamız gerekiyor. Çünkü gelecek nesillere de bizlerin bir su kaynaklarını verimli bir şekilde ulaştırmamız gerekiyor. Barış ve adalet güçlü durumlar. Dünyada sizler aslında 70 sınıf öğrencilerimiz de var. Yani dünyada bir takım savaşlar yapılmıştır. İnsanlar birbirleriyle problemler yaşamıştır. Aslında bunun temelinde gıda sorunu kesinlikle gıda sorunu, su sorunu vardır. Bundan sonraki süreçlerde de küçük sorunlar yüzünden insanlar belki sorunlar yaşayacaklardır. Hedefler için ortaklıklar. Yani bütün dünyanın tek bir gezegenimiz var. Yaşanabilir bir tek gezegende hepimizin ortak çalışma yapmamız gerektiğini ben burada vurgulamak istiyorum. Evet, yani slide'ı bitirirken herhalde şöyle bir güzel bir dünyada, bir cennet köşesinde yaşamayı hepimiz hak ediyoruz diye düşünüyorum. İnşallah bu noktada güzel çalışmalar yaparız. Evet, Sonay Hocam, sunumumuz bu şekilde. Artık öğrencilerimizle birazcık böyle sohbet ederek belki devam edebiliriz. Teşekkürler hocam. Öğrencilerimizden söz hakkı almak isteyenler el kaldırabilir. Biz de oradan söz hakkı verelim. Evet çocuklar, var mı söylemek istedikleriniz bir şey? Söz hakkı alabilirsiniz. Ali? Yok mu hiçbir şey yavrucuğum? Ali? Sonay Hocam, ben istersen şöyle devam ettireyim. Benim hiçbir sorum yok. Seminer bence çok güzeldi. Ben çok şey öğrendim. Yani çok teşekkür ederim. Çok güzel anlattınız. Benim hiçbir sorum yok. Evet, benim de sorum yok. Teşekkür ederiz. Ben şöyle bir soruyla devam ettireyim mi? Tabii hocam, buyurun. Çocuklar şimdi şöyle, öncelikle biz bulunduğumuz kendi merkezimizden başlayarak bir şeyler yapabiliriz. Yani bütün bu bilgiler ışığında biz, ben size şimdi o slide içerisinde işte bir sürü şeyler söyleyebilirdim. İşte evimizde suyu nasıl kullanmamız gerekir. Bunlar size anaokulundan beri öğretiliyor, söyleniyor. Hadi burada tartışalım bakalım. Evde neleri yaparsak aslında su tasarrufu yapmış oluruz. Burada söz alabilirsiniz sizler. Evet Ali. Birincisi olarak banyo yaparken suyu açık bırakmamalıyız hep, yani sabunlarken falan. Tamam. Özür dilerim anne. Özür. Değil. İkincisi olarak da tam hatırlamıyorum ama musluklara koyulan bir şey vardı. Tasarruf. Sensör. Evet. Vardı. Onları kullanarak daha az su tüketebiliriz. Yani evet. Bu kadar. Peki çamaşır makinesi, bulaşık makinesinde nasıl bir yol izlersek aslında
doğru şeyler yapmış oluruz sizce. Duru var konuşmak isteyen. Duru söyleyebilirsin. Benim ben aslında Ali'nin dediğine bir şey eklemek istiyorum. Tamam. Banyoda suyun ısınmasını beklerken bir tane kovaya kova koyup onun içinde suyu biriktirip sonra mesela tuvaletimizi yaptıktan sonra sifonu basmak yerine onu dökebiliriz. Çok evet. İyi kullanabiliriz. Evet. Evet Kadir. Tamam hocam. Bir de ben diş fırçalamaya giderken su koyduğum zaman musluğu kapatıyoruz. Musluğu kapatarak şey yapmak daha iyi. Evet değil mi? Fırçalarken musluk açık olmamalı. Güzel. O zaman bir de ben Ayşegül öğretmenime bir soru sorayım mı? Buyurun hocam. Buyurun. Değil, öyle, gerçi bu artık sınav sorusu gibi değil bunlar. Şimdi Ayşegül öğretmenim evde bulaşık makinesini ve çamaşır makinesini kullanırken aslında su tasarrufu noktasında ne yapmamız gerekir? En azından bir de evde bu işleri bizzat yapan kişilerden de bayanlara soruyorsunuz. Erkekler ben Esen hocamın da zaman zaman bulaşık makinesini çalıştırdığını biliyorum. Genelde evet. Şöyle hani renkler beyazlar yani. Diye ayırıyoruz ama biriktirdikten sonra çalıştırıyoruz. Evet. Hı-hı. Şimdi Ayşegül hocam, Esen hocam, Donay hocam acaba ben yanlış bir şey mi yapıyoruz, doğru bir şey mi? İşte oturduğumuz binada 9 tane daire var. Yani hayat güncel yaşamdan, işin pratiğinden yola çıkarak. Şimdi bu binada 1+1 daire var. 3+1 daire var, 5+1 daire var. Çok farklı bir mimaride. Fakat faturalara bakıyorsunuz, 1+1'in faturası benim oturduğum ev 3+1'in faturasından su faturası da elektrik faturası da neredeyse 2 kat gelmiş. Burada bir sorun yok mu? Esen hocam? Yani burada tasarruf yapmıyor sanırım o küçük daire. Yani gerçekten şimdi ben bakıyorum, diyorum ki ya doğalgazda da yapılacak şeyler, efendim suda da, elektrikte de değil mi sevgili öğrenciler? Yani aslında şunu söylemek istiyorum. Sadece söylemek, konuşmak yetmiyor. Acaba hayatınıza geçmiş mi bunlar? Biz işte hani Esen öğretmenim uzun yıllardır tanır bizi. Bizim konuştuğumuz çevreye duyarlılık, ekolojik yaklaşım, ekolojik ayak izi acaba hayatımızda ne kadar geçmiş diye bakıyorum. Evet ya doğru diyoruz. Yani orada tasarruf görüyorsunuz. Ve mesela öğrencilerimiz şunu söylerdi. Öğretmenim siz okula neyle geliyorsunuz? Ya da ben sorardım. Ben o çocuklar okula neyle geliyorumdur sizce? Onlar kimi derdi işte arabanızda geliyorsunuz kimi? Peki dedim sizce en çok onlar da öğretmenim siz aslında herhalde arabanızda gelmiyorsunuz. Mesela 180 gün okul açıksa ben özel aracımla okula toplasanız bir yılda 10 kere gitmediğimi biliyorum mesela çalıştığım dönemde. Demek ki doğru bir şeyler yap. Yani toplu taşıma aracını kullanmak, efendim işte yürümek bunlar bireysel olarak yapacağımız şeylerdir. Çünkü dünya bir kişi aslında dünyadaki bütün insanların bir tanesi içinden biri. Her birimiz ne kadar doğru şeyler yaparsak o kadar yol fethetmiş olacağız. Peki bu tarımda sulama için sizler, bugün öğrencilerimiz herhalde sonu hocam 7, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimiz. Evet hocam. Bundan yaklaşık 15-16 yıl sonra bu ülkenin geleceğine şekil veren gençler olacaksınız sizler. Söz sahibi olacaksınız. Çeşitli sektörlerde çalışıyor olacaksınız. Her biriniz mühendis olacaksınız, doktor olacaksınız. Çok farklı alanlarda çalışacaksınız. Mesela bu tarımda sulama konusunda beyin fırtınası yapalım. Hani yağmurlama suyunu ya da damlama suyunu daha çok kullanırdıktan ziyade ne yaparsak acaba damlama suyu daha çok kullanılır? Bir beyin fırtınası yapalım. Bence burada bütün öğrencilerimiz birazcık burada düşünüp ilginç farklı fikirler söyleyebilirler. Evet, evet çocuklar. Duru Özcan. Hadi bakalım Duru.
İlkokul öğrencilerim benim. Onlar benim kulübümdeydi. O Evet. nedenle onlardan çok güzel şeyler duymak isterim. Evet. Suyu soruyu tekrar alabilir miyim? Şöyle söyleyeyim rakamlarla. Tarımda sulama, Türkiye'deki sulamanın %75'i tarımda sulamanın %75'i vahşi sulama yani salma sulama. Suyu yüzeye bırakıyoruz. %5'i damlama sulama, %20 de yağmurlama sulama. Şimdi en iyisi damlama sulama ama %5. Ne yapmamız gerekiyor? Aslında bu dünyanın sorunu. Damlama sulamayı arttırmamız gerekiyor. Ne yapabilirdik? Ne yapmamız lazım sence? Evet. Köylüyü. Köylü. İnsanları eğitebilir miyiz acaba? Ne dersin Duru? Eğitebiliriz bu konuda. Evet. Yani sizler bakın bunu aslında size bu semineri verirken gelecekte çok farklı alanlarda söz sahibi olurken bu noktalarda ağırlıklarınızı koymanız anlamında bunu söylüyorum. Yani karar verici noktada olabileceksiniz. Bakın mesela öyle bir şey ki bugünün siz gençleri yarın belki bir ilinizde belediye başkanı olabileceksiniz. Belki ilinizde ya da ülkeyi temsil eden bir milletvekili, bir başbakan, bir farklı alanlarda söz sahibi olan kişiler olacaksınız. Burada bugün öğrendiğiniz bu şeyleri orada kullanmamız gerekiyor. Bakın mesela dedim ki işte Avustralya ya da Amerika 5 dünya varmış gibi kullanıyor. Mesela ben olsam sizin yaşınızda bir genç bir Amerika Birleşik Devletleri başkanıyla karşılaştığında şunu sormak isterim. Siz neden dünyayı 5 dünya varmış gibi tüketiyorsunuz? Soru sorulabilirdi bazı şeyler. Tüketim alışkanlıkları. Evet. Ben az önce sorduğun soruya cevap verebilir miyim? Tabii. Şeyle Tabii. ilgili. Yani ben olsaydım kampanya başlatırdım. Yani kampanyada yeterli para, yani para olursa ya da ne bileyim istek olursa o öyle işte bazı köylere gidip yani ne bileyim taktırdım. Teşvik vermek gerekir belki değil mi? Onlara destek olmak gerekir. Belki ekonomik olarak hem eğitim anlamında onların bu tip sulama sistemlerini kullanması noktasında destek verebilirdik. Yani aslında gerçekten bakın çocuklar bugün dünyanın belki de bizi bekleyen en önemli sorunlardan biri su ve gıda. Bakın bu noktada yoğunlaşmamız gerekiyor. Su ve gıda. Burada doğru kararlar vermemiz gerekiyor. Hani kişi kendisi doğru adımlar atmadığı sürece bir başkasından bir şey bekleme hakkına sahip değildir. Önce kendimiz doğru adım atacağız. Yani eğitim dedik, onlara destek dedik. Bireysel olarak evde kullanımlarımız. Bir de size şunu söyleyeyim. Sonay Hocam bunu çok iyi bilir. Fen bilimleri dersinde görmüş olduğunuz ekolojiyle ilgili, çevreyle ilgili birçok konular üniversite sınavlarında, LGS sınavlarında veya okulunuzda yapılan bir takım toplu sınavlarda ya da bireysel ders sınavlarınızda karşınıza çıkıyor. Öyle değil mi Sonay Hocam? Evet hocam, tabii ki gördüğümüz küresel ısınma, fosil yakıtlar, 8. sınıfta özellikle LGS konuları şimdi sınav sorusu olarak karşılarına geliyorlar. Genel kültür olarak hep gördüler çocuklar. Bu noktalarda birazcık kendinizi yoğunlaştırıp da sorgulayıcı, analiz edici şekilde incelemeler yaparsak o tip sorular karşımıza çıktığında çok rahat cevaplar verebiliriz. Çoğu da sorular birazcık da Yorum. Evet. yoruma dayalı, sorgulayıcı, tüm dünyadaki bu sorunların farkına varan bir birey veya öğrenci çok doğru cevaplar verebiliyor. Dolayısıyla ben mesela bir örnek söyleyeyim. Öğrencilerimizle bir doğa eğitimine gittiğimizde 8. sınıf öğrencilerimiz herhalde o zaman işte sınav sonrasında bir ödül gibi doğa eğitimine gitmiştik. Öğrencilerime şunu söylemiştim. O zaman belki adı TEOG'du sınavın. Çocuklar bakın bu sınavdaki fen bilimlerinde çıkan 7 tane soru şu anda bulunduğumuz yerde var. Ve o sorular burada bir hatırlayalım dediğinde öğrencilerimiz o bağlantıları kurmakta zorluk çekmişti. Aslında soruları çoğu belki doğru cevaplandırdı ama
gerçek yaşantıyla ilişkilendiremedi, sorgulayamadı belki. Bunlar da çok önemli. Çünkü doğaya ve çevreye karşı çok duyarlı olmak ve farkındalığımızı üst düzey tutmamız gerekiyor. Şimdi evde diyelim ki bir bahçeniz var. Evinizde aslında normalde çöpe giden hiçbir atık çıkmaz eğer bir bahçeniz varsa. Çünkü evdeki birçok atığı orada kompost yapmanız mümkün. Mesela evde yapılabilecek bir takım kompost çalışmaları var. O kadar çok şey var ki mesela kompost fen bilimlerinde bir konusu diyebiliyorum 7. sınıflarda. Değil mi? Geri dönüşüm, evet. Geri dönüşüm, kompost, organik atıkları değerlendirdiğimizde. Biz bunu mesela kendi bahçemize götürüyoruz. Orada şey yapıyoruz, bir takım şeyleri zorlamamız gerekiyor hayatımızda. Bu açıdan da buradan bugün dersler çıkartmış olmamız lazım. Ben mesela şu konuda da deniz suyunun değerlendirilmesi noktasında ciddi kafa yormamız gerekiyor belki, değil mi? Yani bir bilim adamı olacaksınız ileride sizler. Yani çağdaş eğitim kurumlarından da bu tip öğrenciler çıkacak. Doğru değil mi Ayşegül öğretmenim? Yani aynen öyle. Birçok projede yer alıyor zaten buradaki öğrencilerimiz. Geçmiş yıllarda da yer aldılar. Yani aslında şöyle ülkemizdeki bizim ülkemiz gençliği çok zeki, bilimsel anlamda da çok şeyler üretebilecek gençliğe sahibiz. Böyle bir potansiyelimiz var. Bunu sizlerin ileride değerlendirmeniz gerekiyor. Yani bir proje anlamında acaba deniz suyunun damıtılması noktasında neler yapılabilir? Nasıl bir proje geliştirilebilir? Bu alanda yapılacak bir proje, hani bugün var böyle bir damıtma imkanı var ama ekonomik olarak çok pahalı. Acaba bunu biz neler yaparsak bu azalabilir? Farklı farklı, çok boyutlu düşünebiliriz. Orada da bir çığır açabiliriz. Çünkü %97'si okyanuslarda. Tatlı su kaynaklarının büyük bir çoğunluğu kutuplarda. Mesela kutuplarda ki buzullar erirse, buzullarda yaklaşık %2'sini falan tutuyor. İşte buzullar erirse bir yerde deriz ki tatlı su kaynaklarımız çoğalır. Ama bu da başka bir sorun ortaya çıkacak. Deniz seviyelerinin yükselmesi. Peki ben buradan bir soru sorayım. Birazcık beyin fırtınası gençler. Tatlı su, deniz seviyelerinin yükselmiş olması ne gibi bir soruna yol açabilir sizce? Gıda anlamında, insanların yaşamıyla ilgili. Hadi bakalım bir soru. Sel olabilir. Sel olur. Güzel. Evet. Başka? Evet çocuklar. Yer çok su aldığı için ölebilir mi? Çok fazla evet. Öğretmenim özür dilerim de sesiniz gitti. Bir daha soruyu söyler misiniz? Sesiniz gitti demin. Kutuplardaki buzulların erimesi bir yerde bizim için belki tatlı su kaynaklarının da bir şekilde ortaya çıkması ama bir taraftan da deniz seviyelerinin yükselmesine yol açacaktır. Evet. Küresel ısınmayla bağlantılı olarak. Peki deniz seviyesinin yükselmiş olması başka ne gibi olumsuz etkiler yaratabilir? Yani Ali mi dedi hatırlamıyorum ama sel olabilir yani. Evlerimiz su altında kalabilir. Yani balıkların bilmiyorum ki. Sudan boğulabiliriz. Dünya nüfusunun o zaman şuradan gidelim. Dünya nüfusunun yaklaşık %55'i kıyılarda yaşıyor. Yani kıyılardaki insan nüfusu azalır. Kıyılarda sorun yaşanır değil mi? Mesela delta ovalarını duydunuz mu? Evet, sosyal ovaları. Bilgilerde gördük. Evet. Peki delta ovaları su basmaz mı? Ya. Evet. Peki delta ovalarını tuzlu sular basarsa tarım alanları ne olur? Yok olur. Zarar görür. Yok olur. Böylece sadece yani sebze falan yiyemeyiz. Ya balıkların ölümü. Evet, balıklar çok bizi önemli. Bekleyen ciddi bir gıda sorunudur. Çünkü insanları en fazla bu delta ovaları dediğimiz verimli topraklardaki alanlardan dünya nüfusunun gıda ihtiyacı karşılanıyor. O zaman demek ki küresel ısınma beraberinde suların yükselmesi de ciddi anlamda bir sorun. Bence kutuplar yerinde dursun ama biz tatlı su kaynaklarımızı biraz verimli kullanalım değil mi? Evet. Evet. Yani, aslında hocam çocuklar, bir de kutuplardaki hayvanlar da ölür.
Tabii ki. Orada bir doğal ekolojik yaşam alanı. Yani oranın da o şekilde olması gerekiyor. Dolayısıyla hani kutuplardaki buzulların erimesi çok farklı sorunlar yaratacaktır. Ama biz mevcut temiz su kaynaklarımızı korumamız gerekiyor. Birazcık buna dikkat etmemiz gerekiyor. Var olanı korumamız gerekiyor. Evet. Sorusu olan var mı? Az önce Nadir Bey çok güzel bir konuya değindi. Aslında tüm konular çok çok güzel de. Hani size sordu öğrencilerimiz olarak neler yapalım su tasarrufundan gerçekleştirmek için. Geçenlerde sosyal medyada okudum. Sanırım Japonya veya Çin olabilir. Evde hepimiz sabahleyin veya gün içinde lavaboda ellerimizi yıkıyoruz, açıyoruz. O sular için lavabonun altında küçük bir tank. Orada suyu biriktiriyor ve o suyu başka alanda kullanıyor. Evet. WC'lerde kullanıyor. Günde bunu her aile bir kere yapsa, düşünelim o kadar içme suyu, kullanma suyu tasarrufu olur ki bu ne parayla ölçülür ne bir başka şeyle ölçülür. Buradan yola çıkarak sizler inşallah mühendis olduğunuzda Nadir Bey dedi birçok alanlarda gücünüzü, yetkinizi kullanın sevgili yavrularımız dedi. Şunu yapabiliriz, şu an aklıma geldi inanın. Bir apartman yapılırken nasıl ki elektrik tesisatına ihtiyaç var, su tesisatına da ihtiyaç var. Yine çok küçük bir su borusuyla, üçüncü bir boruyla da kullanma sularını evler nasıl ki bahçeleri oluyor veya depolar oluyor. Bu suları biriktirerek çok büyük su katkısını sağlamış olabiliriz diye düşünüyorum. Buna benzer çok şeyler yapılarak sudan tasarruf edebiliriz. Evet, farklı düşünmemiz lazım. Bu hepimizin sorunu, dünya sorunu. Evet. Çok doğru söylüyorsunuz Eser Hocam. Bir örnek söyleyeyim çocuklar. Bizim Eko Okullar projemizin paydaşı olan, şu anda paydaşlığını birlikte yürütmüş olduğumuz Tepebaşı Belediyesi binası yapılırken akıllı bina tasarımı olarak yapılmış. Yani o bina mimari olarak yapılırken şu anda çatısında güneş enerjisi panelleri var. Çatısının büyük bir çoğunluğu güneş enerjisi panelleriyle kaplı ve Tepebaşı Belediyesi'nin enerji ihtiyacının %20'si yaklaşık bu panellerden karşılanıyor. İhtiyacı olmadığı dönemlerde de şehir şebekesine böyle bir enerji vererek onu enerjiyi satıyor. Yani daha doğrusu mahsuplaşıyor. Oradan da çok ciddi bir enerji tasarrufu var. Aynı zamanda Tepebaşı Belediyesi'nin çatısında ve altında kurulmuş olan Esen Hocam'ın da söylediği şeye çok katkı olacak bir şey. Kurulan bir sistemde yağmur suyu hasadı yapılıyor. Çatıdan biriken yağan yağmurlar tabanda oluşturulmuş bir depoda biriktiriliyor ve belediyenin araçlarının yıkanmasında, temizliğinde kullanılıyor. Bakın bunlar yapılabilecek şeyler. Bir okul yapılırken, bir büyük kamu kuruluşu yapılırken bunlar düşünülebilecek, yapılabilecek şeyler. Dolayısıyla suyumuz çok az. Bunu bütün dünya ülkeleri, bütün dünya insanlarının bu bilinçle, bu düşünceyle kullanması gerekiyor. Yani su hayattır. Su yoksa yaşam yok. Su yoksa tarım yok. Su yoksa gıda yok. Hani bugün topraksız tarım diye bir bilimsel bir çalışma var. Topraksız tarım. Hani her ne kadar dünya insanlarını ne kadar besleyebilir böyle bir çalışma ama mesela susuz bir tarım ben düşünemiyorum. Var mı böyle bir şey dünyada şu anda? Susuz bir tarım. Arkadaşlar içinizden var mı böyle bir şey su olmadan? Yani insan mesela biz insanlar su içmeden belli bir süre yaşayabiliriz. Ciddi strese gireriz. Bu bitkiler için de geçerli. Yani siz evinizdeki saksınızdaki çiçeğe kışın belki çok ihtiyacı yoktur ama yazın bir hafta su vermeyin solar. İnsan da böyle bir şeydir. İnsan da ya da bir diğer bir canlıya bir hayvana su vermeyin. O da ciddi strese girer ve belki de yaşamı tehlikeye girer. Şimdi biraz önce sunumda söylemiştim. Afrika ülkeleri bugün gerçekten bunun ciddi sorunu yaşıyor. Yani sizler artık belli bir yaşta olduğunuz için bunu hani bugün bir gerçeğimiz. 4000 tane çocuğun temiz suya ulaşamadığı için ölmesi nasıl bir şey?
beni sarsıyor, beni üzüyor. Çünkü benim okuluma giderken, bakın çalışma yaşantısında her zaman okuluma çantamın içinde ve cam ambalajın içinde evimden suyu doldurarak giden bir insandım. Arkadaşlar hep derdi, hiç bırakmıyorsun bunu. Çünkü böyle olması gerekiyor. Pet şişeyle su aldığınızda bir, pet şişenin çevre kirliliği, iki, o su pahalı. Ve bir gün belki de bu böyle devam ederse, bütün dünya böyle kullanmaya devam ederse önümüzdeki yıllarda en pahalı şey tüketim maddesi su olacaktır. Onun için burada bir şeyler yapmamız lazım, duyarlı olmamız lazım. Bir öğrenci okuluna sulukla, su matarasıyla gidiyorsa ekolojik ayak izi bence çok iyidir. Ama bir öğrenci kantinden her gün pet şişeyle su alıyorsa orada sorumluluğu var demektir. Şimdi göreyim bakalım. Hani böyle objektif, açık yüreklilikle ben buradan şöyle söyleyeyim. Neşe okuluna sulukla mı gider? Su matarası mı vardır yanında? Suluğu mu vardır? Neşe Çanlı. Yoksa her gün okuldan su mu alır? Mesela okulların açık olduğu dönemde. Neşe duyuyor mu? Çağan? Duyuyorum hocam. Evet. Çağan? Ben değişiyor benim. Yani bazen matarayla bazen pet şişeyle alıyorum unuttuğum zamanlarda. Peki Çağan'cığım, okul açık olduğu bir dönemde bugünden sonra bir karar verme aşamasına geldin biz. Evet. Evet. Neşe? Efendim hocam? Evet Neşe. Neşe hocamız bu arada Nadir hocam. Pardon özür diliyorum. Neşe hocam tamam olsun. Buyurun hocam dinliyorum. Okula gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Okula su götürüyor musunuz? Sulu yanınızda bir cam şişenin içinde ya da başka bir kapta suyunuz oluyor mu? Yoksa her seferinde okuldan mı alıyorsunuz? Ya da okulunuzda bir su, mutlaka öğretmen arasında vardır. Hani sebili mi var? Genelde hocam su mataram var. Öğretmenler evet. Odasından yararlanıyorum tabii ki. Evet. O şekilde her defasında su almıyorum yani. Evet. Ayşegül hocam? Aynı şekilde hocam. Benim de diyorum. Evet. Cam matarayla okuldan temin ediyorum. Evet. Yani bu doğrusu bu. Çünkü benim param var. Evet. Şimdi şöyle düşünün. Bir öğrenci her gün pet şişenin içinde o suyu alıp içtiği zaman, bunu bir yıla yaydığı zaman aslında bakmışsınız ki oradan tasarruf edeceği parayla bir spor ayakkabısı alabilir ya da başka bir şey alabilir. Bir de çocuklar, önemli bir şey, ihtiyacımız yoksa tüketmeyeceğiz. HEMA Vakfı'nın onursal başkanı, bizim gerçekten örnek aldığımız Hayrettin Karaca, ismini duyanlar vardır öğrencilerimiz. Evet. Biz zaten öğretmenler olarak biliyoruz. Benim en fazla değer verdiğim, hani gerçekten örnek aldığım bir insandı. Param var ama harcamaya hakkım yok diyordu. Yani tüketim noktasında söylemek istediğim mesaj oldu. Yani birazcık dikkat edilmesi gerektiğini, tüketim noktasında dikkatli olmamız gerektiğini söyleyen bir uyarıcı açıklamaydı. Şimdi aslında sohbet güzel, uzun uzun da sohbet edebiliriz. Ben şöyle baktım, hani klasik şeyi sevmiyorum ben, hani işte bir PowerPoint açalım, öğrencilerimize bilgi verelim. Bu bilgileri siz internete girdiğiniz zaman o kadar çok derya bilgi var ki, önemli olan onları alıp yaşamımıza geçirmek. Bugün şu sohbetlerimizden de bir şeyler çıkarıyor olmanız gerekir. Çıkarımda bulunmanız gerekir. Bu açıdan inşallah Sonay Hocam, Esen Hocam, Ayşegül Hocam ve sevgili öğrencilerimiz umarım okulumuz adına olumlu bir şeyler yapmışızdır. Ülkemiz adına, çocuklarımız adına. Ben size bırakayım sözleri.
Çok teşekkür ederiz hocam. Bizi kırmadınız, geldiniz. Güzel düşüncelerinizle öğrencilerimize çok güzel, çok önemli fikirlerinizi aktardınız. Değerli vaktinizi bize ayırdınız. Gerçekten çok güzel, çok faydalı bir sunum oldu öğrencilerimiz için de. Sohbet havasında olması, onları da katmanız daha da güzel oldu sunum için. Tabii ki hayatımızda artık bir takım şeyleri değiştiririz bu sunum sayesinde. Bu yüzden sizlere çok teşekkür ediyoruz. Esen Hocam ve Ayşegül Hocam da söz hakkını onlara vereyim. Nadir Bey çok teşekkür ederiz. Sunucum da bahsettiği gibi. Öğrencilerimizde bir farkındalık oluşturmak adına hem de size bu teşekkür belgemizi sunuyoruz. İsterdik ki hani okulumuz açık olsun. Yüz yüze geldiğinizde sizlere takdim etmek isterdik ama online bu şekilde takdim edebiliyoruz. Çok teşekkür Çok. ederiz her şey için. Sonay Hocam, Esen Hocam sizlere de çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Aslında benim için ödül öğrencilerimizle geçirdiğimiz o güzel zamandı. Ama bu ödül için de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok ince düşünmüşsünüz. Bugün için ben de çok mutlu oldum. Bir öğrencimiz vardı orada parmak işareti yapmıştı. Umut mu? Umut muydu? Umut herhalde. Umut. Önceden kaldı sanırım. Bir kaldırmıştı parmağını. Ben kalmış. Özür dilerim. Hemen indiriyorum. Tamam, Ben tamam. de bir kere kaldırmıştım. Pet şişelerde şey orada ile ilgili bir şey söyleyecektim ama. Tamam. Ben çok teşekkür ediyorum bugün sıcak ev sahipliğiniz için. Umarım bir nebze de olsa katkı vermişimdir gelecek adına çocuklarımız için. Çok sağ olun. Evet Nadir Bey, çok eskiden beri Nadir Bey, Nadir öğretmeniniz benim arkadaşım. Birlikte çok uzun yıllardır çalışıyoruz. Her yerde, her koşulda gücümüz yettiği kadar. Ama bugün okulumuzda onu misafir olarak görmek ve ağırlamaktan, sevgili öğrencilerimizi aydınlattığı için, emekleri için hepinizin adına ben de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın sevgili arkadaşım. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Hocam bir Teşekkür ekran ederim. görüntüsü alın isterseniz. Evet, Neşe Hocam alıyordu ekran görüntülerini. Neşe Hocam bunu da aldınız mı? Evet aldım. Tamam. Bir de öğrencilerimizle toplu alalım isterseniz. Öğrencilerimiz kamerasını Hadi. açsınlar. Evet. Bir el sallayalım şöyle. Haydi bakalım. Evet, hepinizden bekliyorum kameralarla. El sallamak yerine eli bence düz tutalım. Fotoğraflarda en azından Çıkmıyor şu böyle. hareketi yaparsak Bunu bugünü yapalım artık. evet doğru. Yapıyor. Evet. Aldım. Evet. Teşekkürler. Ben çok Çocuklar teşekkür teşekkür ederim. ederiz sizlere de Teşekkür katıldığınız için. ederiz hepinize. Evet, Ailemize teşekkürler. selamlar. Herkese İyi akşamlar. iyi İyi akşamlar akşamlar. diliyorum. İyi Görüşmek akşamlar üzere. Nadir Hocam. Hoşça kalın. İyi Sağ akşamlar. olun. Hoşça kalın. İyi akşamlar.